Ve devam edelim şimdi sıradaki haberle. Türk mühendislerin geliştirmiş olduğu yerli kamyon dünyanın en büyük ticari araç fuarlarından Hannover'de 2018'de ilk kez dünya arenasına çıktı ve yılında kamyonu seçildi. Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç kaptan koltuğuna geçti. Ödüllü kamyonun özelliklerini CNN Türk muhabiri Sinem Yöndem'e anlattı ve Caner Emre Kınacı da görüntüledi. İzleyelim. Ağır abilerin gövde gösterisi başladı. Dünyanın en büyük ticari araç fuarlarından Hannover 2018 kapılarını açtı. Ford Otosan'da tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen %86'sı yerli ilk global kamyonunu bu fuarda dünya vitrine çıkardı. Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç da lansman için Hannover'deydi. Bu aslında bir bakıma kamyonumuzun uluslararası pazarda bir oyuncu olmasının en güzel adımıdır. Ford Otosan olarak kamyonun kabinini, motorunu, arka aksını ve 2 sene sonra da şanzımanımızı tamamen kendimiz yapacağız. Şu anki haliyle %86 yerli girdisi var. Türk mühendislerin 5 yıldır üzerinde çalıştığı $400 milyon yatırımla hayata geçen kamyon, fuarda Uluslararası Yılın Kamyonu ödülüne layık görüldü. Bizim kabinimiz 2,5 metre yüksekliğinde. Arkada 2 yatak var. Yataklardan biri tamamen kayboluyor. Kamyonun uzaktan bağlanma özelliği de mevcut. Yani siz İstanbul'dan Elazığ'daki kamyonun camını kapatabiliyor, kilidini kapatıp açabiliyorsunuz. Hali hazırda 33 ülkede faaliyet gösteren şirket 2020 yılına dek 51 ülkeye yayılmayı hedefliyor. Orta Doğu, Afrika, Orta ve Doğu Avrupa, Avrasya, Rusya'yı da hedefliyoruz ama Rusya'da mevzuatlar gereği orada biraz üretim yapmamız gerekiyor.